Yayınıma hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri yine yaptı yapacağını. Evet, ABD'deki önemli medya kuruluşlarından çıkan haberlerde aynen şu şekilde ibare var. Evet, aynen şu şekilde. Evet, Financial Times, Amerika Birleşik Devletleri'nin yayın organında çıkan haberde aynen şu şekilde bir ibare var. Türkiye harekatı başlarsa size savunma yapmayacağız. Bu kadar net. Yapabiliriz. Yapmak istiyoruz da yapamıyoruz. Yok. Türkiye harekatı başlarsa sizi savunmayacağız diye önceden bilgi gitti değerli izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri oradaki PKK'nın silahlı yapısının tasfiyesini mi istiyor? Çünkü Sayın Erdoğan'ın Biden'la yaptığı görüşmede evet böyle bir cümle geçtiğini Sayın Erdoğan söyledi. O cümleyi söyleyelim. Sayın Erdoğan dedi ki, Biden'a YPG'ye verilen bu kadar mühimmat ve destekten dolayı üzüntülerimi belirttim. Kendisi de bu noktada bizi anladığını düşünüyorum. Bundan sonra farklı bir noktaya gidecek iş derken bunu mu kastetti? Evet, günün en önemli cümlesi bu. Yani devam odur ki, oradaki oluşumu bir silahlı oluşumdan bir partileşme, yani Kuzey Irak'taki peşmergevari bir partileşmeye doğru mu itecek? Yani onları silahsız kuvvetlere mi dönüştürecek? Siyasi bir yapıya mı dönüştürecek? Askeri açıdan başarılı olamayacağını anlayan Amerika'nın artık bu yolu izleyeceği mi görülüyor? Yani bu da bir seçenek. Çünkü Sayın Erdoğan'ın YPG ile ilgili sözleri, bu terör örgütüyle ilgili sözlerinde bizim harekatımız kokuyordu resmen. Ayn el-İsa'dır, Tel-Rifat'tır. Biz gireceğiz arkadaşlar. Gireceğiz. Ama şunu söyleyelim. Financial Times aynen şu açıklamayı yaptı. ABD, evet. Financial Times, ABD Türkiye'nin olası operasyonunda YPG ve PKK'yı korumaya yönelik bir girişimde bulunmayacağını örgütün sözde komutanlarına bildirdi. Evet değerli kardeşlerim, bu son dakika haberidir. Şimdi Suriye'de neler oldu dün? Bahsetmeden edebilir miyim? Tabii ki etmeyeceğiz ama bugün yarın dedik, pazartesi salı ortalık ısınacak. Evet, görüşmelerde Avrupa Birliği'nin Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşme gerçekleştirildi. 30 dakika süren bu görüşmede Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldığı bildirildi. Evet, 30 dakika sürdü. Koltuk kriziyle bize gücenen von der Leyen'in yüzü gülüyor. Yani gönlü alınmışa benziyor. Aslında oradaki suçlu Michel'di. Michel bir bayana öncelik verebilirdi ama öyle yapmadı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de önemli bir görüşme yapıldı. Karşılıklı ticaretin arttırılması yönünde önemli kararlar için prensipte karar alındı. İşte bu görüşme çok önemliydi. Bu görüşmede Biden ve Erdoğan özellikle Kuzey Suriye'deki bu durumla ilgili önemli kararlar aldılar. Erdoğan gireceğini ama bu görüşmeye kadar beklediğini belirtti. Şunu belirtelim, bu da tabii ki NATO müttefiklik prensibiyle yansıtılan bir görüntü oldu aslında. Türkiye bütün Kuzey Suriye'deki terör şehirlerine temizlemeye girecek. O şehirleri aslında rücu ettirecek. Bu bir gerçek. Çünkü Türkiye'nin o bölgeyi işgal gibi bir adımı yok. Türkiye o bölgedeki bir koridor heveslilerin tabii ki önünde olacak. Onlara fırsat vermeyecek. G20 zirvesindeki en önemli kazanımlardan birisi Macron'un tabii ki bizi ve gücümüzü kabul etmesi. SAMP/T hava savunma sistemiyle ilgili Türkiye'ye tabii ki bu normal ve jest sayılan adımı atması. Türkiye'nin gücünü kabul etmesi derken şunu bahsediyorum. Macron Yunanistan'a evet tepki çekeceğini bilerek, Yunanistan'ın tepkisini göreceğini bilerek Türkiye ile hava savunma sistemi anlaşması yapıyor. Bu bile Fransa'nın Türkiye'nin bölgedeki gücünün farkında olduğunu gösteren önemli bir kare aslında.
Almanya, evet, Almanya'nın şu anki artık gidecek olan Merkel'le de bir görüşme gerçekleştirildi. Şimdi gider ayak bir başbakanla görüşme gerçekleştirdik ama şimdi onun yerine geçecek olan, evet, onun yerine geçecek olan Olaf Scholz da bu toplantıda, bu görüşmede yer aldı. Yani müstakbel başbakan Olaf Scholz bu görüşmede yer aldı. Yani bu da hem Merkel'in Erdoğan'la Scholz'u tanıştırma hem de ikili liderin görüşmelerine bizzat Scholz'un da iştirak etmesi anlamında önemli bir dipnot oldu. İtalya Başbakanı gelir gelmez Sayın Erdoğan hakkında zehir zemberek açıklamalar yapmıştı. Şimdi G20 zirvesinde Sayın Erdoğan'a gösterilen büyük ilgi, Türkiye'ye gösterilen büyük ilgi ve önemli anlaşmalar Türkiye'nin bölgedeki ve dünyadaki küresel gücünü görünce tabii ki bu hava savunma sistemi SAMP/T sistemini Türkiye'nin gelişmiş şirketleriyle de ortak bir şekilde üretmenin heyecanını taşıdı. İtalya, Fransa ve Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin her yeri parselleme adımlarına karşı aslında ayrı bir Avrupa gücü oluşturmaları yönünde de önemli bir etken. Avrupa şunu biliyor. Türkiye'siz Avrupa'yı savunamayacaklarını. Bunun en önemli örneğini nerede görüyoruz? Ukrayna'da görüyoruz. Evet, Ukrayna sahip olduğu SİHA'lar filosuyla, evet, SİHA'lar filosuyla Rusların ödünü koparttı. Evet, Rus hava savunma sistemlerini aşarak girdiği yerlerdeki ayrılıkçı Rusların topçularını bir bir kaçırttı. İşte kendi uçağını yollayamayıp radar izine yakalanır ve hızlı bir şekilde etkisiz hale getirir diye pilotunu ve uçağını düşünerek yollayamayan Ukrayna, hava savunma sistemlerini yakalanmayan bir SİHA'yı Rus topçularının tepesine koyuverdi. Bu durum tabii ki Rusya'yı panikletti. Rusya panikleyince gazın kesilmesinden çekinen Avrupalılar bir bir Ukrayna'yı kınayan açıklama yaptılar. Hepimiz şaşırdık doğrusu. NATO üyesi ülkeler, NATO'nun desteklediği Ukrayna'nın kendini savunma adına Rus topçuları vurmasından neden bu kadar tepkili olurlardı? İki nedeni vardı. Türkiye'nin TB2 bayraktar üretmesi ve bunun Avrupa'da ve dünyada büyük bir popülasyon kazanıp onların silah pazarına zarar verecek olması. Ayrıyeten de Rusya'nın Putin'in vanaları kısma riski. Evet, enerji krizinin, besin ve gıda krizinin, tedarik zincirleri sisteminin çok büyük bir, evet, çok büyük bir krize yol açtığı bu günlerde Avrupa'da ve Amerika'da bir de Rusya'nın enerji krizi ortalığı tabii ki telef eder diye korktular. Evet, Türkiye bölgede çok güçlü. Amerika'nın artık PKK'ya sizi savunmayacağı sözü de her şeyi anlatıyor. Maşalar bir gün kullanılır ve köşeye atılır. Aynen öyle. Evet değerli izleyenler, bir dahaki yayında görüşene kadar lütfen bu yayına beğeni atmayı, arkadaşlarınıza bu yayını önermeyi ve bir dahaki yayınıma kadar sabırsızlıkla beklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.